Merhaba, ben Seden Mestan. Yanımda çok sevgili hocamız Tayfun Atay var. Hocam merhaba. Merhabalar. Bu ilk programın heyecanıyla. Evet, vira bismillah diyerek başlıyoruz. Evet, olabilecek tüm kusurlar için şimdiden affola diyelim. Aynen. Hocam programın isim babası sizsiniz. Biz gerçek reader dedik. Öyleyim. Tanıtım videolarında biraz anlattık ama aslında hani gerçeğin tek bir rengi, tek bir sesi yoktur, tek bir gerçek yoktur fikrinden yola çıkarak koyduk bu ismi. Biraz da arkasındaki hikayeyi size anlatabilir misiniz? Sedencim, arkasındaki hikaye benim sevgili hocam Profesör Bozkurt Güvenç'in Türk Kimliği kitabında yer alan ve André Gide Fransız yazar, Nobel ödüllü Fransız yazar, ona atıfla kullanılan gerçeğin rengi gridir sözü. Şimdi bu kitapta Bozkurt Hoca işte Türkiye'de çok ciddi bir sorun olan kimlik konusu üzerine farklı pozisyonlardan bir gerçek üreten kesimlerin aslında hepsinin bir parça doğruluğu, gerçeği içinde barındırdığını ama tek tek hiçbirisinin doğru ya da gerçek kabul edilemeyeceğini ileri süren, son derece Türkiye'nin bütününü gözeten çok değerli bir çalışma bize sunuyor. Yani işte Anadolucu tarih ve kimlik tezi vardır Türkiye'de, Orta Asyacı tarih ve kimlik tezi vardır, İslam ve İslami ve bir de tabii Türkiye'nin aşağı yukarı Osmanlı'dan beri 300 yıllık Batı tecrübesinden dolayı hani batılılaşmayı öne çıkaran, Batı uygarlığını da Türkiye'nin bir parçası sayan tarih tezi vardır. Şimdi biraz hocanın burada gerçeğin rengi gridir'e atıfla böyle bir çalışmayı yapması tabii ki amacını çok doğru bir şekilde ortaya koyuyordu. Bunların tek tek hiçbirisi kabul edilemezse bile hepsi kabul edilebilir, hepsi biziz demeye getiren bir çalışmaydı. Biraz ben oradan esinlendim tabii ve Türkiye'de de biliyorsun çok kutuplaşmanın yaygın olduğu bir dönemden geçtik biz ve bu nedenle de aslında herkes kendi doğrularının, kendi pozisyonunun gerçeği temsil ettiğini ileri süren bir ak ve kara karşıtlığı içerisinde yol aldık biz senelerdir. Biraz biz bu programla işte şeyde de tanıtımda da söylediğimiz gibi kendisini mutlak doğru ya da gerçek sayanın içindeki yanlışları, yanlış olduğu öne sürülenlerin içinden çıkabilecek doğruları da yakalamaya çalışan bir tartışma programı, bir sohbet programı oluşturmaya çalıştık. Yani tek yönlü bakış açılarından uzak durmak, çok yönlü bakabilmek gibi bir amaçla bu ismi koyduk. Homeros'un İlyada Odiseya destanlarında da geçen çok ilginç bir hikaye vardır. Odysseus, Truva seferinden zaferle dönerken destan o şekilde gelişir. Bir tepegöze yakalanırlar. Bir canavar, tepegöz, adamlar yanındakilerle birlikte. Tepegöz işte her gün bir insan yemektedir. Nasıl kurtulacaklar? Bir gün işte Odysseus tepegözü kurnaz bir şekilde sarhoş eder. Sonra da o tek gözünü çıkarır. Hepsi kurtulurlar. Şimdi biliyorsun efsaneler, mitler bize hep bir gerçek, bir hakikat de sunarlar. Buradaki hakikat tepe gözdür. Yani diyor ki aslında efsane tek yanlı bakış açısına sahip olanlardan uzak dur. Onlar seni tutsak alır. Tabii hiçbirimiz Odysseus'un yaptığı gibi şiddete başvurarak bunu yapmayacağız. Ama işte bu programda biraz tepe gözlerle dolu bir Türkiye'de gerçeğin çokluğunu, gerçeğe tek yanlı, tek gözlü değil de çok gözlü bakış peşinde olmaya çalışacağız. Bunun için gerçek gridir. Konular olarak da siyasetten, popüler kültüre, dizilerden, kültür sanata pek çok konuya, yani gündemde olan pek çok konuya değineceğiz. Evet. Bugün de hatta yine çok yönlü bakan bir konuyla açılış yapıyoruz. İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Tabii. Burada şöyle bir sorun var tabii bu hafta.
yani sorun demeyelim aslında. İzleyicilerimiz yanlış bir izlenime kapılmasınlar, evet. Öyle diyelim. Bugün belki tek bir tema üzerinden giden ama çok anlamlı, çok önemli bir tema üzerinden giden bir program olacak. Ama işte bu programda siyasetten sanata, spora, din, yeme içme, giyim kuşam, magazin, medya, bütün bu popüler kültür, bütün bu başlıkları elimizden geldiğince Türkiye'de ve dünyada olan olayları, işte farklı bakış açılarını bir arada değerlendirmeye çalışarak, programımıza da zaman zaman çok değerli konukları davet ederek ele almaya çalışacağız. Ama bugün devam etsin istersen. Bugün evet. Hem nedir? Türkiye gündeminde hem de dünya gündeminde önemli olan ve kesişen bir konu var. İklim krizi. Yarın da 20 Eylül günü küresel iklim grevi başlıyor. Aslında biraz uzun zamandır olan bir şey ama tüm dünyayı harekete geçiren kişi 16 yaşındaki Greta Thunberg olmuştu. Onunla birlikte bir yükselen bir hareket oldu ve 20 Eylül, 27 Eylül tarihlerini küresel iklim grevi haftası olarak başlattılar. Bununla birlikte İstanbul'da şöyle biliyorsunuz 16. İstanbul Bienali devam ediyor. Onunla ilgili bugün bir konuşacağız. Ayrıca konuklarımız olacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner burada olacak. Ayrıca Bienal Direktörü Bilge Örer de burada olacak. Evet. Heyecandan. Ya heyecan çok güzel bir şey. Heyecan yaşam demek. Nedir? Yine ben çok şeyden girdim hep böyle, Yunan mitolojisinden girdim. Biliyorsun orada başlangıçta kaos vardı der. Yunan mitolojisi öyle başlar. Kaos da heyecandır. Heyecan yoksa hiçbir şey olmaz. Evet. O yüzden iyi ki heyecanlısın. Ben de heyecanlıyım. Aynen ilk girdiğim günkü 35 yıl önceki ders gibi. Ama belli etmiyorum aslında. Tek fark bu herhalde. Ama keşke onu da belli edebilsem. Yani sana imreniyorum. Bunu da bil. Şimdi çok değerli bir etkinlik Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 16. Evet, İstanbul Bienali. 14 Eylül'de 7. kıta başlığı altında çok çarpıcı, çok önemli. Türkiye'nin ötesinde tüm dünyayı, aslında gezegeni ilgilendiren çok önemli bir temayla açılış yaptı. 7. kıtadan kastedilen, hemen bizi izleyenler için anlatalım, insanlığın plastik atıklarla oluşturduğu okyanusların ortasında giderek bir yığılım haline gelen ve işte Türkiye'nin 4 katı büyüklükte bir alan kaplayan bir, ne diyelim, bir yüzer gezer bir kütle. Evet. Bu dehşet verici bir şey çünkü insanlık tarihine baktığımız zaman gerçekten işte 2 milyon yıllık insanın bir varoluş serüveni olduğunu antropolojik çerçevede biz söyleyebiliyoruz. Ve bu serüvenin içerisinde insan kılan etkinlik, kültür, kültürel yapıp etmeleriyle, yetkinliğiyle insan ayakta kalabilmiş bir varlık. Ve kültürü de çok uzun bir zaman doğaya uyum için işlerliğe sokan, seferber eden bir varlık olmuş insan. Bu anlamda da işte kültür insanın doğaya uyumunu sağlayan, çevresel etkilere verdiği bir cevap olarak değerlendirilebilir. Fakat yakın zamanlara geldiğimizde insanlık tarihinde işte 10 bin yıl önceki tarım devrimi belki bir önemli dönüm noktasıdır. Ondan sonra insanın doğayla bir parçası olduğu, bir biyolojik varlık olarak parçası olduğu doğa ile ilişkisinde bir değişim söz konusu oldu ve giderek doğayı kendi hükmü altına alan, doğa insan ilişkisinde bir asimetri yaratan bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Ama bu yine de o 10 bin yıl önceki tarım devrimi sonrasından çok çok daha yakın zamanlara gelene kadar nispeten yine insanın doğayı gözettiği bir kültürel pratik olarak karşımızdaydı. Ne zaman ki işte 1750'lerden itibaren belki
ayırt edebileceğimiz endüstri devrimiyle birlikte insan işte sanayi çağına geçmesinin sonucu olarak doğayla ilişkisinde bambaşka bir noktaya doğru sürüklendi ve artık diyebilirim ki insan yeryüzünde bir kanser hücresi pratiğiyle var olmaya başladı. Yani sürekli doğal kaynakları tüketen ve oluşturduğu atıklarla da işte doğal çevreyi tahrip eden ve işte bizi bugün hızla geçecek olursak bir küresel iklim krizine getiren bir varlık oldu. Halbuki bu varlık bir biyolojik varlık. Yani çoğu zaman bunu söylediğimiz zaman yadırgıyor insanlar. Sonuçta biz bir hayvanız. Yani bunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu kabul üzerinden de doğaya tabi bir varlık olduğunu insanın bilmemiz gerekiyor. Bütün hayvanların doğayla ilişkisinde o doğaya tabiyet ve doğanın sınırlarına uygun hareket etme tavrı varken insan denen varlık kültürel yaratıcılığıyla bunun ötesine geçmiş durumda. Bugün antroposen dediğimiz jeolojik olarak dünyanın, yeryüzünün durumunu doğal olaylar çerçevesinde açıklayan dönemlendirmeler içerisinde daha önce jeolojik zamanı başka doğal faktörlerle belirlerken şimdi insan faktörüyle belirler olduk. Antroposen dediğimiz insanın yapıp etmelerinin artık yeryüzünün jeolojik işleyişini değiştirdiğini ama çok olumsuz yönde değiştirdiğini ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıyayız biz. 16. İstanbul Bienali bu çerçevede insanın doğa karşısındaki bu durumunun yarattığı vahim sonuçları, bir küresel iklim krizine hatta bir kıyamete doğru götüren tabloyu sanatçıların muhteşem tasarımlarıyla bize hatırlatan, sunan, aslında dünyada da bir ilk olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir etkinlik. Bunun tabii Türkiye'de yapılıyor olması bizim adımıza gurur verici. Yani insan olma adına bu söylediklerimden dolayı çok kendimizi rahatsız hissettiğimiz noktalar var. Ama işte bir yandan da insanın olumlu her şeye rağmen daha iyi bir gelecek var etme yolunda çabaları da devam ediyor. Güzel insanlığın bir parçası olarak 16. İstanbul Bienali karşımızda. Biz senin de sözünü ettiğin gibi kıymetli konuklarımızla bu etkinliğin ortaya çıkmasında emeği olan, öncülük eden insanlarla biraz bu konuyu hem Bienali hem de işte insanın nereden gelip nereye gittiğine dair bu sorunlu serüveni biraz konuşacağız. İsterseniz önce Bienali'nin bir tanıtım filmi var. Tamam. Biraz korkutucu, şaka gibi geliyor ama çok gerçekçi bir tarafı var. Onu izleyelim, sonra konuklarımızı alalım isterseniz hocam. Tabii ki. 7. kıta temsilcisi İstanbul ziyaretine başladı. Tüm dünyanın plastik atıklarıyla her geçen yıl gücüne güç katan 7. kıta için ilk kez bu düzeyde bir karşılama yapılıyor. Samimi anların yaşandığı buluşmaya plastik kullanımındaki artış damga vurdu. Buluşma sonrası düzenlenen basın açıklamasında 7. kıta temsilcisi önemli açıklamalarda bulundu. 3,5 milyon kilometre kareye ulaşan çöplüğe katkılarından dolayı herkese teşekkür ederken her yıl büyümeyi sürdüreceklerini de ekledi. Siz bu hızla plastik tükettikçe biz var olmayı sürdüreceğiz, büyüyeceğiz dedi. 7. kıta, kıtaların buluştuğu yerde İstanbul Bienali'nde. Davetlisiniz. Thank you.
zaten tanıtmıştık. Tekrar bir söyleyelim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner yanımızda. Ayrıca İstanbul Bienali Direktörü Bilge Örer yanımızda bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hem de tebrik ediyoruz. İlk programda olmak da bizim için çok sevindirici. Biz de onur duyuyoruz burada olduğunuz için. Sizlerle birlikte başlıyor olmak siftahımızın bereketli olacağından da hiç kuşkumuz yok. Hocam baktık kitapları dizmişsiniz. Kitapları hemen İKSV kitabıyla geldik. Şimdi. Evet, karşılık iyi yaptınız. Benim kitaplarım arasında Tanıl Bora'nın derlediği İnşaat Ya Resulullah başlıklı bir kitap var. Bunu da tanıtalım bizi izleyenlere. Biraz böyle kitap önerileriyle de gideceğiz. Tabii bu biraz antroposenin dinbaz dinamikleri üzerine de bizi düşünmeye sevk edebilecek bir başlık. Ve kitapta da işte Türkiye'nin son belki 15-20 yılında yaşanan bu inşaat çılgınlığı, belki onun bir şekilde dinbaz, dindar, muhafazakar, ben dinbaz diyorum değerlendirirken ama yani genel çerçevede öyle bakalım. Bu dinbaz muhafazakar seçimin resmi sonuçlarıyla bağlantı olarak Türkiye'de ortaya çıkan tabloyu biraz anlatmaya çalışıyor. Hani Şefaat Ya Resulullah'tan İnşaat Ya Resulullah'a geçirmiş bir tablo var gibi. Ama tabii bu sadece Türkiye özgü bir şey değil. Yani bir dünya sorunu. Dünyada kapitalist sistemin dünyayı son 200-250 yılda getirdiği bir büyük sorunla karşıyayız. Yani insanlığımız artık bir doğanın yok oluşunu neredeyse yeryüzünü yaşanmaz kılacak bir noktaya yapıp etmelerimizle bizi getirdi. Bienal bu çerçevede çok büyük bir katkı, çok çarpıcı bir katkı. Yani bunu bilim çok söylüyor, anlatıyoruz sosyal bilimciler olarak ama tabii görsel olarak bunun sunumu çok daha çarpıcı bir etki yapıyor. Ben gerçekten çok sarsıldım ve çok samimi söylüyorum, sonuna kadar devam edecek takati bulamadım. Bu eserlerin muhteşem olmasıyla ilgili ama hani burada muhteşem de içeriye baktığımızda ne kadar uygun onu da bilemiyorum. Hani çok dehşetli bir çalışma karşımızda. Hepsi çok birer sadece, iğne batırıyor aslında. Hepsi değil birer mi? İğne batırıyor. Bu süreci belki nasıl karar verdiniz? Ne kadar güzel bir şey olmuş? Biraz onu bilmek evet, belki isteriz hani küratör herhalde. Nasıl seçiliyor, ne oluyor diye gezerken belki hani işin biraz da bu tarafını, mutfak tarafını belki anlatırsın. Evet, çok teşekkürler tekrar ve tebrikler bu ilk program için. 16. İstanbul Bienali'nin teması biraz evvel çok güzel detaylı bir şekilde anlattığınız gibi 7. kıta ve bu temanın ve başlığın belirlenmesinde tabii ki bu Bienal için davet ettiğimiz küratör Nicola Burio'nun önemli emekleri var. Kendisi bildiğiniz gibi uluslararası aslında hem güncel sanat hem de yazın dünyasına çok önemli hem de yayınlar hem de sergiler getirmiş bir kişi. Ve birlikte çalışmaya başladığımızda özellikle küresel iklim krizi ve ekolojik aslında meselelerin çok aciliyetli olduğu bu dönemde sanatın nasıl bu meselelere yaklaştığıyla ilgili olarak çalışmaya karar verdik. Ve bu hazırlık sürecinde de aslında Türkiye'den de birçok sivil toplum örgütüyle bu alanda zaten çok uzun zamandır emek veren kişilerle de ve kurumlarla da görüştük. Yani yıllardır tabii söylenen, paylaşılan raporlar var. Hem akademisyenlerin hem sivil toplum örgütlerinin paylaştığı raporlar. Dünyanın aslında insan çağının verdiği, dünyaya yaratmış olduğu zararlar ve bir an önce harekete geçilmesiyle ilgili olarak. Tabii ki bir sanat sergisi didaktik bir dil kullanmıyor. O anlamda çok daha sanatsal ve şiirsel bir dille hem günümüzü anlamaya hem arkeolojinin, antropolojinin yöntemlerini kullanarak geleceğe bakmaya ve hepimizi yeniden aslında düşünmeye davet ediyor. O anlamda bu Bienal'de birlikte çalıştığımız sanatçıların da çok farklı perspektiflerden ve çok farklı yöntemlerle
çalıştıklarına ben inanıyorum. Kimisi aslında böyle bir antroposen, yani insan çağı atlasını bizimle çok daha verilere, bir takım bilimsel verilere dayalı olarak paylaşırken, kimisi yerel bağlamla ilişkiler kurarak üçüncü köprünün ya da işte havalimanı inşaatının çevresinde gelişen mandaların, tahribatın, mandaların yaşam alanlarının tükenmesine Ozan gönderen Atalan, Ozan Atalan ya da Elmas Olsun. Deniz'in işinde olduğu evet. gibi kaybolan dereler ve coğrafyanın evet. hafızası üzerine düşünen sanatçılar ya da sadece Türkiye'den sanatçılar da değil, Glenn Ligon gibi James Baldwin 1960'larda 70'lerde İstanbul'da yaşamış ve üretmiş olan, çalışmalarına devam etmiş olan James Baldwin'in izini takip ederek Büyükada'da çok inanılmaz bir eser sergiliyor. O anlamda sanatçıların bu temaya yaklaşımları çok farklı oldu. Çok farklı dünyalara bizi davet ediyorlar diye düşünüyorum. Şimdi tabii pek çok dünyanın her tarafından çok çok değerli sanatçılar var ve hani saymakla bitirebileceğimiz bir durum yok, yorumlamakla bitirebileceğimiz bir durum yok. Belki haksızlık olacak pek çoğuna ve o yüzden de hani onların bağışlamasını dileyelim, ama sözünü ettiğiniz Ozan Atalan'ın bu İstanbul Kuzey Ormanları'nda Asya Mandası'nın yaşam alanlarının nasıl o Kemerburgaz'daki inşaat çılgınlığının sonucu olarak yok olduğuna ilişkin yaptığı çalışma gerçekten tüyler ürpertici bir tabloyu ortaya çıkardı. Hani biraz önce üzerinde durduğumuz inşaat ya Resulullah ifadesinden çıkan pratiğin Türkiye'yi ne hale getirdiğine ilişkin çok düşündürücü. Şimdi ben gezerken sergiyi Biennale'i anlattı rehber arkadaşlarımız. %81 ormanlık bir alanda İstanbul Havalimanı biliyorsunuz yapıldı. Ve işte bir betona boğuldu ortalık. Ve orada belki binlerce yıldır yaşayan Asya mandaları yaşayacak alan bulamayıp işte bir soykırıma uğradılar. Çok net olarak bunu söylememiz gerekiyor. Orada yine söyledi arkadaşlar, işte karbondioksit salınımının %5'i beton üretiminden kaynaklanmakta. Yani bütün bunlar bilindiği halde işte Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü inşaatı, 3. Havalimanı inşaatı, bütün bunlar eşrefi mahlukat denilen dinde güya, ama öyle bir ifade de aslında dinin özünde, esasında karşımıza çıkmıyor. Böyle bir anlayışla belki İstanbul'un en güzel alanını, doğan bir doğal mucizeyi yok eden bir süreç yaşandı. Şimdi onunla ilgili şunu belki paylaşmak isterim ben. 2015'te Çevre ve Şehircilik eski bakanının şöyle bir sözü var. Diyor ki, beton makinesinin sesi bu ülkede hiç eksik olmasın. Bu beton makinesi böyle pat pat vurdukça Türkiye kalkınıyor. Rabbim bu ülkeyi hep böyle kalkındırsın. Beton santrallarından beton çıksın ve beton pompaları insanlara güzel güzel evler, yollar, otobanlar, havaalanları yapsın. Rabbim bunu hep nasip etsin. İşte tam da böyle bir anlayış üzerinden, yani cehaletin para hırsıyla buluşup dimbazlıkla sarmalanmasından çıkan bir sonuç, bir canlı türünün yok olması, kuzey ormanlarının yok olması, yani rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün işte Allah ile aldatmak dediği durum aslında tam da böyle bir durum. Dini bir şekilde nasıl böylesi bir işte küresel iklim kıyametine alet ettiğimizin, o betonlaşmanın sonuçlarının bir görselimiz vardı. Belki yönetmen arkadaşımız onu bize sunabilir. İkinoğlu görseli burada ekranda görebilirsek, orada bize çok güzel, evet burada işte o doğal bir iskelet bu. Ozan Atalan'ın çalışması. İşte Asya Mandası'nın, Kuzey Ormanları'nda yaşayan Asya Mandası'nın iskeleti bir beton üzerinde. Yani toprağa bile dönülemediğini anlatan, işte betonun nasıl toprağın düşmanı olduğunu anlatan
Çok güzel bir eser ve bunun üzerinden tabii çok çarpıcı bir ve sarsıcı bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Görgün Bey, siz böylesi bir organizasyonun gerçekleştirilmesinde belki de önünü açan en önemli isimsiniz. Bir yani faktörlerden bir tanesi. Elbette tevazunun ötesinde. Bize siz de hem nasıl oluyor belki biraz bunu anlatayım değil mi? Hani şeyi de. Çünkü biraz zamanımız varsa 3-5 dakika azıcık eskiye gideceğim. Hem tevellüt hem de hani bu Biennial nedir, nereden çıktıyım? Şöyle 3-5 cümleyle özetlemek itibariyle. Tabii Biennial deyince biraz da İKSV'yi anlatmak gerekiyor. 1973 senesi Nejat Bey'in kurduğu bir vakıf. Onun önderliğinde kuruluyor. Nejat Eczacıbaşı'nın kurduğu bir vakıf. Daha doğrusu 11 kişi kuruyor ama tabii önderliği Nejat Bey yapıyor. Ve o zaman sadece İstanbul Müzik Festivali var. İstanbul'u biliyorsunuz yani nüfusunu bile şu ankiyle kıyas kabul edecek bir durumda değil. Uluslararası ilişkiler itibariyle 70'li yıllarda nereye oturduğunu şimdi çok uzun konuşmayalım. Ama 80'lere devirince 1980 sonrasında bu artık güncel sanat ya da çağdaş sanat nasıl tanımlarsanız tanımlayın. İçin çaba sarf eden bir takım aktörler var. Nejat Bey de tabii Türkiye'nin bir modern müzesi olsun, niçin yok İstanbul'da böyle bir şey sorusu etrafında o zamanki genel müdür Aydın Gün'le beraber böyle bir çağdaş sanatı, güncel sanatı nasıl buralara getiririz sorusunun etrafında 1987'de Çağdaş Sanat Sergileri adıyla ilk Biennial, şu anda biz Biennial diyoruz, yapıldı. Tabii burada Berar Madra'yı anmadan geçmeyelim muhakkak. Çok büyük çabası, çok büyük emeği vardı birinci ve ikincisinde. Sonra üçüncüsünde o zamanki fotoğraflarını görseniz inanamazsınız. Genç bir Vasıf Kortun Biennial'in küratörlüğüne üstlenmiş. Ve böyle Biennial gelişti, serpildi. Belirli aşamaları geçti. Küratör geldi 1995 senesinde ilk olarak. Ve ondan sonra da Biennial günümüzde 16.sı yapılır hale geldi. Son 12 senedir de Koç Holding'in desteğiyle yapılıyor. Çünkü Biennial çok birçok faktörü, birçok aktörü bir araya getirmezseniz eğer çok kolay kolay gerçekleştirilecek bir şey değil. Tek bir kurumun ben yaptım diyebileceği bir şey de değil. Sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşıyorsunuz. Fon için uluslararası ya da ulusal bir sürü kurum devreye giriyor. Bu nedenle bir tek seçici diyebiliriz, küratör, ama ona tek seçici de demiyoruz. Nikola kendisini o kadar güzel tanımlıyor ki küratör olarak. Diyor ki ben bir libretto yazıyorum. Ve bu librettoda kim uygunsa, hani kimin sesi uygunsa onu çağırıyorum, onlar söylüyorlar bu şarkıları. Ve ortaya böyle bir sahne performansı çıkıyor diyor. Hem demokratik hem katılımcı. Evet, hem katılımcı. Hem de hani bazen bu gri alanlar hep ortaya ortada kalır ya. Yani katılımcılık tabii ki çok iyi ama o gri alanların da nasıl yönetileceğini çok iyi bilmek lazım. Bunu çok başarıyla yaptığını düşünüyorum. Bu seneki Biennial'de biraz önce söyledi, ortaya çıkışında çok kişinin katkısı var. Birçok insan destek verdi. Belirli bir süreçten geçildi. Resim ve Heykel Müzesi daha açılmadan, yani Resim ve Heykel Müzesi olarak açılmadan, sağ olsun buradan bir daha teşekkür edelim. Rektör hocamız Handan Hanım tarafından bize 2 aylığına, 2-2,5 aylığına, 3 aylığına oluyor aslında. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü tarafından tahsis edildi. Müzenin danışmanı Vasıf ve mimarı Emre Arolat da bu konuda çok destek oldular. Ve orası sanki şu anda izleyenler, mesela siz de gittiğinizde fark etmişsinizdir herhalde, bunlar buraya karar verdiler. De geldiler yaptılar diye düşünüyorsunuz. İşte gerçekten o kadar çok kişinin emeği ve göz nuru, alın teri var ki bu Biennial'in gerçekleşmesinde. Ben şunu onun için anlatırken insan heyecanlanıyor. Yani ben de heyecanı da var tutamıyorum diyor. Hepimiz heyecanlıyız. Ne kadar genç insanlar var ve onlar size anlattılar. Çünkü
Onlar bir eğitimden geçiyorlar, bir sanat tarihi eğitimi demek istemiyorum, çok iddialı bir şey. Ama hani Biennale nedir, güncel sanat nedir, buradaki eser nedir, sanatçısı kimdir? Evet. Bunları önce bir sindiriyorlar. Bu çalışmayı da bize Mine Küçük yapıyor. Ve bir buçuk ay, yanlışım varsa bir buçuk ay. Bir buçuk ay boyunca çok güzel bir yaklaşık 24 genç, çok güzel bir sınıf ortamı gibi bir şey. Gerçekten oradan doğru. Öğreniyorlar ve sizlerle paylaşıyorlar. Evet. Mesela hocam onlar da sizden bir sürü şey öğrenmiştir. Onlar da büyük bir bilmiyorum ben gevezeliyim. Yani kim kime rehberlik yapmış diyorsunuz. Bilmiyorum artık onlarla konuşursunuz. Ama ne kadar güzel. Ben bunlardan da heyecanlanıyorum. Çünkü aynı zamanda tabii. Hani izleyiciyle buluşuyor bir yana. Bakın böyle evet. Bir konuya dikkat çekiyor. Tabii. Bir de bir okul vazifesi görüyor. Onlar Hı-hı. etkileşiyor. Hı-hı. Hatta biz artık mesela hani kutlayalım diye okul şeyde İKSV'de profiterol aldığımız zaman bunlar plastik tabakta gelince aa diyorlar evet. Bu ne rezalet diyor. Yollayın i̇şte, bunları. Evet. Şimdi işte içselleştirmek doğru. De bunları çok kolay değil. Tabii. Çünkü biz hani bugün bununla suyu içiyoruz ama burada plastik olduğu zaman evet. Buna nasıl davranacağız? Evet. Ne olacak? Bunları konuşurken evet. Çok güzel ama hayatımızın ne kadarı neresinde, ne kadarı evet. Politik doğruluk olarak var, hı-hı. Ne kadarı gerçekten var? Bunları hı-hı. Da konuşturuyorsa ne mutlu tabii. Bize. Zaten bir yerin de bu serginin de temel hı-hı. Amacı bence bu. Çok amaçlarından güzel. Bir tanesi. Çok güzel. Yani çok Nikola büyük... yerine temel amaç. Büyük bir cümlede sarf etmeyeyim de. Burada Nikola Buro'nun bir tane sözü var. Şöyle diyor. Antropozen çağının sanatçılar antropozen çağının antropologları olacak diyor. Burada özellikle yaşasın. Tam olarak yani arasını, evet. 40 yılını antropolojiye vermiş bir insan olarak yani hem biyolojik antropoloji işte tam da biyolojik varlık insan ama aynı zamanda kendi yazgısını kültürel yetkinliğiyle değiştirmiş bir varlık, kültürel varlık o insan üzerine çalışma yapmış ve işte bütün bu süreci aslında baştan sona bugüne kadar derslerde de anlattık ama Görgün Bey burada yaratılan farkındalık Bilge Hanım yarattığı farkındalık Biennale'in yani hiçbir şeye değişilmez. Hani bazen bir resim bin kelimeye bedel denir. Onun gibi yani Biennale zaten sonuçta görsel üzerinden anlattığı zaman çok çok daha çarpıcı çok bir etki yapıyor. Çağımız siz de yazıyorsunuz. Çağımız biraz da görsel çağı. Evet. Yani şimdi o evet. Manda ya o iskeleti tabii herhangi bir yerde düşünün. Tekrar yani, dönebilir miyiz acaba o şimdi şey? O iskelet üzerinden konuşabilmek evet. Başka bir şey. Bir de o iskeleti ortadan kaldırıp biraz önce bahsettiklerinizi hani böyle düz işte bir tabii. Biz birbirimizle konuşurken anlatmak başka tabii. Bir şey. Tabii. Bunun çarpıcılığı ve gücü tabii. Bizim bu kelimelerimizi çok öyle yukarıya kaldırıyor. Yani o İyi kelimelerde o güç bazen evet. Olmuyor ama bu görselde o güç var. Bunun yanı sıra Biennale'in genelde de çok büyük bir görsel gücü var. Ya yani Pera Müzesi'nde adalara evet. Gidebildiniz mi bilmiyorum. Gidemedik yani büyük onu, ama yani. Daha vaktimiz var yaşasın. Gideceğiz. Biraz biz hani programımız için çok burada boş kalmayalım, sizin karşınızda mahcup olmayalım diye de öyle hızlı bir telaş içerisinde dolaştık. Aslında yani tüketmek burada yanlış sözcük olur. Kullanmayayım hiç. Yani bütününü değerlendirebilmiş değilim henüz ve tekrar tekrar gideceğim. Çünkü çok önemli, düşünce kışkırtıcı. Bunun benim kendi çalışma alanım açısından da geri dönüşleri olacak diye düşünüyorum. Bir de Biennale'in benim yine çok beğendiğim bir tarafı da var. O da İstanbul'da hani şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Ama hani adaya gitmek, hı-hı. Uzaklara gitmek bizim için hep böyle hı-hı. Bir şey gibi oluyor. Bir evet. Planlama gerektiriyor. Hı-hı. Ve bu sayede Büyükada gibi, adalar gibi İstanbulluların gündeminde olduğu hep düşünülen ama hiçbir zamanda bir türlü erişilmeyen hı-hı. Uzakta böyle bir hayali hı-hı. Kıta gibi duruyor orası evet. Da. Oranın devreye alması beni çok mutlu ediyor. Çok Karolin'in Biennale'inde ilk Büyükada devredeydi. Şimdi de mesela bu Biennale'de orada 5 tane eser beş var galiba. 5 mekanımız var. Evet. Ve, bu Biennale'desinde dediğiniz hı. Gibi aslında
belirli sergi mekanlarında odaklanmasını konuşmuştuk Nikola'yla. Kenti de keşfediyorsunuz. Evet. İçinde yaşadığınız kenti size yeniden öğretiyor. Bak burayla hiç ilgilenmiyorsun. Bu da bu kentin bir parçası. Evet. Burayı da görebilirsin. Orada da başka şeyler var diyor. Evet. O da hoşuna gidiyor. Evet, yani İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde aslında Biennale katılan ve birçok yeni iş üreten 37 sanatçının işleri var. Bunun yanı sıra Pera Müzesi'nde hiçbir zaman aslında var olmamış hayali medeniyetler, hayali dünyalar üzerine çalışan kurgusal arkeoloji. Kurgusal arkeoloji. Evet, benim bir favorim. Evet, yani öyle birçok favorimiz olabilir. Gezdikçe o favorilerin sayısı da artıyor. Büyükada'da bizi başka bir zamana ve başka bir aslında gerçekten evrene davet ediyor. Yani sergiyi izleme hızımızı yavaşlatıyor. Büyükada'da çok farklı mekanları aslında yeniden keşfetme imkanı sunuyor. O anlamda bu üç mekanın çok iyi bir şekilde işlediğini düşünüyoruz. Bu mekanların yanı sıra bir de Maçka Sanat Parkı'nda Monster Chatwind'in gerçekleştirdiği. Bir de hediyesi var İstanbul'a, Türkiye'ye daha doğrusu değil mi Biennale'in? Evet. O da kazandı ordu gibi. Kazandı ordu gibi. Kazan hiç ölmesin sakın. Kalıcı alanda kamusal sanat eseri üretmeye geçen Biennale'de Koç Holding'in desteğiyle birlikte başladık ve ilk olarak Ugo Rondinoni'nin 1999'da Taksim Meydanı'nda gerçekleştirmiş olduğu Buradan Nereye Gidiyoruz isimli yerleştirmesini, evet, gökkuşağını yeniden İstanbul'a davet ettik. Bu sefer Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nin çatısında sergileniyor. Bu senede Monster Chatwind aynı zamanda bir oyun alanı olarak da işleyen bir heykel üretti ve hem çocukların hem tüm sanatseverlerin ilgisini çeken Maçka Sanat Parkı'nda karşınıza çıkan gerçekten böyle tuhaf bir yaratık. Evet. Umarım onu da görürsünüz. 1999 dedin, burada Taksim Meydanı'nda görüyoruz. Görün. Evet. Görsün. İzleyicilerimizde. Evet. Yolda insanı büyük bir sürpriz gibi karşılıyor. Hiç beklemediğiniz bir anda. Evet. Böyle giderken karşınıza çıkıveriyor. Bu anlamda Biennale'in hafızası da çok önemli. Biennale'de 32 sene boyunca çalışmış olan sanatçıların, küratörlerin, ekiplerin aslında İstanbul Biennale'nin neden dünyada en hatırı sayılır ilk 3 Biennale'den biri olmasının en önemli sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Biennale'in kentle kurmuş olduğu ilişki, hep aslında sanatı, sanatsal üretimi, entelektüel üretimi merkezine alması ve birlikte çalıştığımız ve erişilebilir olması. Ve erişilebilir olması tabii ki. Sanatçıların hep yerel bağlamla ilişkili eserler üretmelerini teşvik etmemiz sanırım bu konumlanmada büyük rol oynuyor. Ve 2013 yılından beri Biennale ücretsiz olarak gezilebiliyor. Gerçekten sadece sürekli sergi gezen küçük bir sanatsever kitlesine değil, son iki edisyondur 500,000'a yakın bir izleyici kitlesine ulaşıyoruz. O anlamda çok farklı kuşaklardan, farklı sanatla ilgili ilgileri olan kişilere ulaşıp umarım onların hayatlarında böyle bir iz bırakabiliyordur Biennale. Çok güzel. Bu da güncel sanatla yani bu sayede tanışıyorlardı. Ya çok iddialı olacak belki ama karşılaşıyorlar, tanışıyorlar. Tabii bu sadece bizim faaliyetimizle ilgili değil. O sırada olan birçok faaliyetle İstanbul'da Eylül ayının ikinci haftasında böyle bir başka türlü bir heyecan da yaratılıyor. Çocuklar ve gençler için tabii özellikle öğrenme programları ve son iki Biennale'dir hazırladığımız çocuk kitapları da çok önemli yine diye düşünüyorum. Onları da bahsetmeden geçemeyeceğim. Son iki Biennale'dir Pera öğrenme ekibiyle bir işbirliği yapıyoruz ve genç izleyicilerimize Biennale'i daha aslında farklı bir şekilde deneyimlemelerini sağlayabilecek hem de onları yaratıcılıklarını geliştirecek şekilde katılımlarını sağlayacak programlar düzenleniyor. Bunun yanı sıra Opti ile Pesi, evet, Biennale'in karakterleri oldu. Yekta Kopan ve Gökçe Akgül'ün birlikte hazırladıkları martılarımız. Bu kitabımızda Greta da onlara katıldı. Güvercin ve yarınki tekrar iklim
grevini de hatırlatmış olalım. Geçen pazarda Atlas Sarafoğlu Biennale'de Güneş Terkoğlu ve Güçlü Öztekin'in mekanında. O da bizim Greta'mız değil mi Atlas? Yani Türkiye'deki bu hareketi evet, genç, sahiplenen. 14 ve yaşında yanlış 12 yaşında. 12 yaşında. Evet, ve gerçekten yani bu aslında konuyla ilgili düşünmeye, üretmeye başladığından itibaren birçok çalışmayı yürüten, geçen yaz İsviçre'de Greta ile birlikte çalışmaları sürdüren ve yarın da iklim grevini umarım birçok çocukla paylaşacak olan sevgili çok, dostumuz. Evet. Yani Türkiye açısından gerçekten çok büyük bir farkındalık yarattığına ben inanıyorum. Siz bu çok rehberinde Biennale'in yazınızda işte Türkiye'de de aslında 10 kişiden 6'sı, 10 kişiden 6'sı bu iklim krizi konusunda bir haberdarlık ve rahatsızlık içinde diye belirtiyorsunuz. Yani demek ki Türkiye'de aslında biz zannediyoruz ki toplum çok da fazla hani işte geçim derdine düştüğü için öyle bir algı var ve genelde bu iklim sorunu üzerine bir elit seçkin kesimlerin kesinlikle derdi olduğuna ilişkin bir algı var. Bu algının çok yanlış olduğunu vurgulamamız gerekir. Zaten katılıma baktığımızda da bunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de insanlar giderek bu sorunun farkındalar ve Türkiye'de bunun önüne geçme yolunda da yapılacak çabaların arkasında duracaklarından da ben eminim. Yani o beton meselesine dönecek olursak işte öyle aman işte Rabbim bu beton makinelerinin patpatlarını eksik etmesin noktasının çok üzerinde dindar muhafazakar toplum kesimlerinden bile gelen, o izlerken de zaten ben Biennale'i gördüm. İnanılmaz bir rağbet var Biennale. Yani aslında ey Müslümanlar beton haramdır dememiz gereken bir noktadayız. Evet. Konda'nın yapmış olduğu rapor bence oldukça önemli. Yani Türkiye'de iklim kriziyle ilgili olarak çok farklı ekonomik, sosyal aslında sınıflardan gelen kişilerin ortak birleştiği nokta diyebiliriz. Yani bu alanda yapılacak olan, çünkü doğrudan aslında maruz kalıyoruz. İşte birden beklenen yazın ortasında çıkan kuvvetli sağanak yağışlardan maden arama çalışmalarının verdiği zararlara kadar her gün yani farklı bir haberle karşı karşıya kalıyoruz. O anlamda bence geç değil. Hemen harekete geçebiliriz. Tabii. O anlamda umarım Biennale'de bu konuda farkındalık yaratmaya katkıda bulunur. Ama burada bir kişiyi daha şey yapalım. Hemen kendisine buradan ben selam yollamak istiyorum. Yıllarca Açık Radyo'da sabah programını izlerken Ömer Madra kafamıza vururken ben de bazen Allah'ım sonuna kadar dinlemeyeyim içim kararıyor diye şeyi çevirirdim ama Ömer Madra'nın ne kadar haklı olduğunu aradan geçen 20-25 yıl işte kaç yılsa ondan sonra anladık kendisine. Tabii. Hak verdik. Buradan ona selam etmekte. Kendisiyle de görüştük bu süreçte. Sağ olsun desteklerini o da esirgemedi. Geri dönülmez seviyeye sadece 12 yıl kalmış. Osman Elbek 15 Eylül T24 Pazar yazısında yazmıştı. Yani 12 yıl 2030'a doğru. Evet ki aslında o yüzden işte çocuklar başlattı biraz da hani çünkü gelecek onlar kaybediyorlar. Evet. Ama işte beton makinalarını Rabbim eksik etmesin diyenlerin böyle bir derdi yok. Dolayısıyla bu bir kanser. Yani bu yapıp ettiklerimiz belki de erken teşhis noktasında bir katkı olduğu da düşünülebilir Biennale'in. Böyle de değerlendirmek gerekir. Evet sanıyorum. Farklı türlerden aslında Biennale'de belki ekleyebileceğim bir not da farklı türlerden hala öğrenebileceğimiz çok şey var. Evet. Ve Feral Atlas kolektifinin aslında kurucularından biri olan Anna Tissing'in dünyanın bittiği yerde üreyen bir Japon mantarının nasıl aslında bir felaket durumunda hala kendi başına
yeniden doğması ve yeniden üremesiyle ilgili yazmış olduğu çok güzel bir yayın var. O anlamda her şey çok karanlık gözükse de hala gerçekten insan olmayanların işbirlikleri modellerine bakarak gelecek için alternatif bir hikaye yaratabiliriz diye umuyorum. Çok güzel bir nokta bu. Yani diyorsunuz ki Japon mantarlarından öğrenecek çok şeyimiz var. Kesinlikle. Bunu düşünebildiği noktada, bunu gündeme getirebildiği noktada bir çıkış yolu Görgün Bey bulmamız mümkün. Yani bütün canlılarda mevcut olan hayvani tevazu, İngiliz yazar, zoolog Desmond Morris'in Çıplak Maymun kitabı üzerinden 69. Biz aynı kuşak biliyoruz. Çıplak Maymun kapağı bile aklımızdadır. Biliyorsunuz daha sonra sen nasıl insana maymun dersin falan üzerine gitmişlerdir ve Morris büyük bir şaşkınlıkla Darwin'den 100 yıl sonra ben böyle bir şey yaşıyorum, inanamıyorum. Yani sonuçta bir zoolog olarak benim için insan maymun, bu kadar net bir primat. Bütün mesele ve sonra da diyor ki yani insan nasıl uçurumun kenarına geldiğinin farkında değil. Bu şekilde bir homosantrik, insan merkezci kibirle. Halbuki yok olup gidebiliriz. Bütün hayvanlarda bir hayvani tevazu var. Yani doğanın bir parçası olduklarını bilmenin ve ona göre yaşamını sürdürmenin tevazu. İnsan bunu kaybetti. İşte o tevazu kazanmak şempanzeden de öğrenmekle, Japon mantarından da öğrenmekle ancak mümkün olur. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yani bitirelim mi bitirmeyelim mi? Arkadaşlarımız... Biz süreyi daha da kısa zannettiğimiz için hep böyle bir süre, süre çok kısaydı yani. Çok kısa geldi aslında. Umarım bir yener boyunca devam ederiz bu tatlı sohbetimize. Evet. Zaman zaman yine buluşacağız burada. Çünkü bu... Aynen, 10 Kasım davet ederiz. Evet, 10 Kasım'a kadar devam ediyoruz. 10 Kasım'a kadar. Sonrasında da etkinlikler, İKSV, ben ne zaten, geliyor arkadan? Bu arada film zaten bir başladı. Sutra gösterimiz oldu. İki gün, pazartesi, salı. Film ekimi başlayacak biliyorsunuz. Evet. Sizlerin de favori hangi film ekimi diye elinizde şeyle koşturduğunuz. Evet. İKSV salon açılıyor. Evet. Özellikle genç ve yeni müziklerin, genç kelimesini yanlış kullandım. Bizler de gençiz. yeni müziklerin daha çok yer aldığı bir salon programı var. Sonra tiyatro festivali geliyor. Yani kültür sanat kurumuyuz biz. Evet. Kültür sanat kurumu olarak da 47 yıldır bu işi devam ediyoruz. 2022'de İKSV'nin 50. yılı. Gerçekten Kültür Sanat Kurumu'nun Türkiye'de 50. yılını kutlaması hep beraber. Evet. Bir artık kurumsallaşma gelerek çok net ortada. Çok kadar güzel. Onun için faaliyetler böyle sürüyor gidiyor. Yepyeni bir kültür politikaları alanında çalışan arkadaşımızın yepyeni bir raporu çıkartıyor Özlem Ece. Biliyorsunuz. Özellikle bu alanda da çok aktifiz son dönemde. O da Kasım ayında çıkacak. Yani dediğim gibi faaliyetler saydıklarım sayamadıklarımla çok. Biz izlemeye devam edeceğiz. Siz İKSV seve seve diyorsunuz değil mi slogan? Ama ben diyorum ki İKSV aşktır. Bu aşka bu aşkı karşılıksız bırakmayın. Bırakmayalım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler.